Kadıköy'deyiz. Çok geniş bir bölge. Sizin için 3 farklı lokanta seçtik. İlkinde pide göreceğiz ama pide nasıl olmalıdır? O konuyu da tartışacağız. Yani iyi pide nedir, nasıl olmalıdır? Daha sonra gideceğimiz lokanta modern bir bistro diyelim. Bir hem Batı mutfağından hem Türk mutfağından esinlenen iki genç şef çok güzel yemekler yapıyorlar. Daha önce de gelip gördük. Elinizde böyle. Bu oradan gel, oradan gelme. Yani sadece malzemesiz. Yani böyle bol. Şimdi, sadece bol tereyağıyla beraber. O zaman şu andaki günümüzdeki dejenerasyonun tam tersi. Dejenerasyon diyorum. Çünkü malzeme kötü oluyor, bol oluyor. Salam, sucuk, sosis, ketçap, mayonez, çedar peyniri falan. Aynen. Ne varsa koy. Aynen. Böyle karmaşık şey gibi, böyle çarşamba pazarı gibi bir şey. Bu tarz, bu son derece yalın, sade. Aynı mesela pizzada, büyük pizza ustaları İtalya'da, özellikle Napoli'de pizzaiolo'lar, marinara en basit pizzadır. Sadece domates soslu, biraz zeytinyağı, tuz. Onda gösterir hünerini. Sizce nasıl olması lazım başarılı bir pidenin? Ben her şeyden önce kıtır olacak ama kuru olmayacak diyorum. Aynen. Mayalama çok önemli pidede. Öncelikle mayalama. Mayalamayı biz tezgahta mayalıyoruz. Yani hamuru yapıyoruz. Az maya, dinlendire kendisi mayalanıyor hamurumuzu. Birinci özelliğimiz bu. Uzun sürede. Uzun süre. Kaç tabii süre? Ki. 3 saat. 3 saati bulur. Sonra pişirme. Bir de elle açılması lazım. Yani Karadeniz pidesi kesinlikle elle açılması lazım. Çünkü merdana girdiği zaman hamuru incecik yapıyor. Hamur kabarcıkları içindeki, hamurun içindeki kabarcıklarını öldürüyor. Öldürüyor. O kabarcıklar lezzet veriyor. Lezzet veriyor ve şey... Soluk veriyor herhalde şey, kurumasını önlüyor. Kurumasını önlüyor, aynı. Çok, çok önemli. Sonra da malzemesi. Bir de tabii. Bakıyorum etrafta İstanbul'da. İstanbullular pide yemeği genelde bilmiyor. Karadeniz kökenli ise biliyor. Aksi bilmiyor. Aynen. Böyle pizza gibi dilimletiyor. Dilimletmesini istiyor, evet. Ya kolaya kaçıyor aslında. Ama lezzeti de biraz aşağıya indiriyor. %50 lezzetini götürüyor. Götürüyor. Evet. Şimdi Karadeniz pidesi yani hani genelde yazarlar hani pide elle yenirse çok iyi olur falan diye. Biz aslında yazmayı da düşündük. Dedik ki hani bizim müşterilerimiz daha çok Karadeniz yöresinde olduğu için şimdi Karadeniz yöresi müşterisi geldiği zaman rengi değişiyor. Şimdi elle kopartıyor. Hatta şöyle gösterebilirim. Lütfen. Şöyle mesela tereyağı veriyoruz yanında. Evet. Karadeniz'de bunu sormazlar. Hani direkt içine atarlar. Şimdi şöyle hafif hafif böyle içine yayıyoruz bunu. Şöyle. Bıçakla işimiz bitiyor. Bitti. Sonra kenarından kopartıp. Şöyle. Bunun yumurtası var içinde şöyle. Yumurtayla tereyağı böyle birbirine karamelize edip. Sonra bu şekilde yiyoruz. Harika. Hatta yiyeyim ya. Buyurun. Hadi bir de ben yiyeyim o zaman. Tabii ki. Tereyağından ne? Çıtırdı duyuyor musunuz? Şimdi önemli olan bu. Şimdi bu çıtırdı bir de bitmeye yakın yine devam eder. Ama usulüne uygun yediğiniz zaman devam eder. Devam eder. Yoksa? Yoksa olmaz. Yoksa şimdi, yumuşuyor mu? Yumuşar. Şimdi mesela bu da Trabzon peynirimiz. Şimdi ona bakalım. Mesela şöyle. Şimdi bunun uzamasını telli peynir sağlıyor. Bu mıhlama yapılan peynir sağlıyor. İmansız peyniri kullanıyoruz içinde. %80 imansız peynir kullanıyoruz. Modern bistro var. Orayı size göstermek istiyorum. Tanıyanlar, daha önce yaptığım programı izleyenler ya da gazete yazılarını okuyanlar eminim çok iyi tanıyordur karşımdaki şefleri. Şu anda önce başlangıç yemeklerinden 4 tane seçtik. Anladığım kadarıyla, gerçi kendileri anlatsın, konseptleri böyle çok fazla şey yapmak istemiyorlar. Yapabildiklerini ve bulduklarını mevsime göre yapmak istiyorlar. Bazı şeyler değişmiyor ama.
yoksa ne zaman gelsen çok iyi bir tarama çıkıyor burada. Üst düzey Yunan lokantalarında çıkan düzey bir tarama çıkıyor. Farklı yemekler var. Konseptinizi anlatır mısınız? Burası Fransız klasik bistrolarından ilham alarak kurguladığımız bistro yemeklerini biraz Türk dokunuşlarıyla, biraz Fransız dokunuşlarıyla harmanladığımız oldukça sıklıkla gelinebilecek yani bir böyle gastronomik rafine restoran gibi servisi olmayan biraz daha rahat bir mahalle restoranı. Menüyü belli sıklıklarla değiştiriyoruz. Mevsimsel ürünleri alıp yeni tabaklar yaratıyoruz. Kendi geldiğimiz işte Fransız ekolünden aldığımız bazı teknikleri de kullandığımız ve böyle yüksek aromalı tabaklar yapmaya çalıştığımız bir restoran. Derin Şef, neden esinleniyorsunuz bunları yaparken daha çok? Yani bir kere öncelikle kendi sevdiğimiz yemekleri yapmaya özen gösteriyoruz. Yani biz ikimiz de sakatat çok seven insanlarız. İşte ne bileyim o menüde başlangıçlarda bir beyin olarak tezahür ediyor. Ya da işte sakatat yahni İspanya'ya gittiğimiz zaman yemekten çok hoşlandığımız bir bileşim. Öncelikle sevdiğimiz yemekler diyelim. İkincisi bulabildiğimiz malzemeleri en iyi şekilde ne şekilde değerlendirebiliriz? Çok fazla fanteziye kaçmadan hani neyle yan yana koyarsak ona bir artı birden daha fazla bir değer ekleyebiliriz diye düşünüyoruz. Sonuç olarak da mevsime dikkat ediyoruz. Zaten hani pazarı takip ettiğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı kullanacağınız malzemeleri size doğa dikte etmiş oluyor. Peki bakalım şimdi yavaş yavaş ilk şeyde bu sonuçlara neden başlayalım dersiniz? Taramadan başlayabiliriz. Mutlaka çok güzel bir sızma zeytinyağıyla servis ediyoruz. Şöyle derine uzatayım. Teşekkürler. Çok başarılı bir tarama. Gerçekten Fransa'da mesela çok sevdiğim bir lokanta var. Orada yediğim tarama mesela çok beğenmiştim. O düzeyde bu da ya da Yunanistan'daki sevdiğim yani çok yerde yedim sevdiklerim düzeyinde o düzeyde. Çok güzel. Rengarenk bunlar çok güzel. Nereye geçelim şimdi? Önümüzde çok tatlı tabaklar duruyor. Enginar'a geçebiliriz. Peki bu tabakta ne var? Söyler misiniz? Enginar stracciatella peyniri var görüyorum. Herhalde zeytinyağı siyah var. Siyah zeytinden yapılmış bir tapenad var. Zeytin ezmesi diyebiliriz. Evet. Ayçiçeğinden yapılmış bir kıtır var. Biraz karamelle tutturuyoruz onu. Tabağa birazcık doku ve tatlı. Evet. Siz ketçap alıp sıktınız galiba. Domates gazpacho, mevsimin çeşitli domatesleri, çiğ karides, biraz reyhan ve ekmek kıtırı var. Karidesin kafalarından da bir yağ yapıyoruz o karides aromasını arttırmak için. Çünkü çiğ olunca karides aroması çok öne çıkmıyor. Biraz daha altta kalıyor. Onu biraz arttırmak için evet karides yağı. Karides ne karidesi? Nerede yani? Yine bana göre bu klasik Arıbaş Sakarya tabağı yani çünkü tek tek özen gösterilmiş. Bir kere gazpacho çok lezzetli. Hafif biber ve şey de var galiba değil mi? Salatalık ve biber de var herhalde. İçin evet. Geliyor. Reyhan da bir aroma veriyor. Kıtırıyla, domatesiyle, onun kalitesiyle. Karides iyi ama tabii mesela İspanya'da bulunan karidesi ya da o kırmızı karidesi, o tatlı karidesi evet. De bulsanız bu tabak olağanüstü bir tabak olur yani o şeyde. Üç ama yine de çünkü o zaman 3 yıldız. 7'imiz bir ürün. Fakat bunu hani meyhanelerde gidip yediğimiz zaman genelde bir müşkül pesentlik basıyor. İşte ya çok pişmiş oluyor ya üzerinde bir vinaigrette olmuyor. Tuzu, karabiberi sizin ekmeniz gerekiyor. Biz burada hani yemeğe hazır bir şekilde versiyon servis ediyoruz. Altına da asidite için yakıştığını düşündüğümüz maydanoz ve kapariden bir salsa yaptık. Beyinin kendisi çok yumuşak bir dokuya sahip olduğu için tabakta krutonlar var. Yine bir tezat oluşturmak için. Üzerinde de iyi bir zeytinyağı ve gene isot ve pul biberden yaptığımız bir acı yağ var. Peki, deneyelim şimdi. Gayet başarılı.
O yeşillik çok güzel yakışmış. Dokusu çok güzel. Beyne ne fazla ne az. Belki o kıtır da yakışmış. Belki azıcık biraz daha asidite ya da bana gelen şeyle eklenebilir. Şu sosu ekleyince o kaparinin ve salsanın asitesi onu dengeliyor. Tam şimdi ondan tatlar hem derinliği olan tatlar. Agnoletti tam kıvamında pişmiş. Dolgusu ne fazla ne az. Çok iyi bir balans yakalanmış. Gerçekten başarılı. Bravo Tüccar. Yani şimdi anlatın BM'den hangi sakatatlar var bu yahinde? Şimdi ikinci yemek ağırlıklı olarak işkembenin damar kısmı. Dana paça, gerdan ve sucuktan oluşan bir sakatat yahni. Sucuk. Aynen. Soğan var içinde herhalde. Domates var. Başka neler var? İspanyol paprikası var. Tamam. Çe var. Ve bütün pişme suyu, sakatatların pişme suyunun çektirilmiş çok yoğun ve jelatinli bir sıvısı var. Evet. Yemeğe asıl koyuluğu veren salçadan ziyade o jelatin. Ben çok beğendim bunu da soğanıyla şeyle. Yani bu yemek bence gerçekten derinliği olan. Yani hiçbir kas etinde bu lezzeti bulamazsınız. Yani bulamazsınız. Bu kadar doku farklı, lezzet farklı, derinliğe soğan falan çok yakışmış. Tek bir şey, sucuk da çok yakışmış buna. Yani oradan gelen chorizo adı. Şimdi geçiyoruz ahtapotumuza. Bunu böyle çok yumuşamadan, üstündeki vantuzları ayrılmadan, ayrılmayacak kadar önden pişiriyoruz. Ondan sonra da çok kızgın ateşte kızartıyoruz. Altında bordole sos var. Fransız mutfağının en bilindik temel soslarından bir tanesi. Yoğun, aslında demi glace gibi yoğun kemik suyunun çektirilmesiyle o yapılıyor. O kemik suyu çok önemli tabii orada. Evet. Bilişim yine çok iyi. Ahtapot bir kere kesinlikle vantuz alınmamalı. Yani vantuzunu almak şey. Biraz ben severim, biraz dişe dokunur sevmek lazım. Ama bazı müşteriler sert bulabilir bunu. Ben çok başarılı buldum. Neyse bugün de o. Yani bana özel çıkmadı. Bir tek şeyi yememiştim. Hamur işini yememiştim. O soğanlı agnoletti. O da gerçekten olağanüstü. Kaçırmışım. Onu da anladım. Onu da yengem ısmarlamıştı. Genellikle hep ikram eder. İkram etmedi bu sefer. Bitirdik de hay Allah keşke size verseydim. Çok iyiydi çocuklar dedi. Evet öyleymiş. Ondan elini anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. İkinci esnaf lokantasında çekim yapmıştım. Şimdi orayı tekrar ziyaret ediyorum. Ergin Bey, ben buraya 15 sene önce gelmiştim. Evet. Karşımda siz yoktunuz ama daha yaşlı bir bey vardı. O babanız mı alıyordu? İşte amcamla. Geçen geldiğinizde amcamla sohbet etmiştiniz. Çok iyi. Kaçıncı jenerasyon oluyor? Biz 3. jenerasyonuz şu anda. Şeydi. Yani 1919'dan beri. Dedem 1960'da bırakıyor. İşte amcamla babam da bir 10 sene, 15 sene önce bırakıyorlar. Kaç saatte pişer bir paça? Yani bir paça tütsülenip tamamen haşlanmasıyla beraber yani 4,5-5 saati buluyor. Biz bunu her zaman yapıyoruz. Her gün var. Bir de yazın da var. Çünkü hakikaten bazı müşteriler sadece paça içip hani ilaç niyetine içiyorlar ve kalkıp gidiyorlar. Yani başka bir şey yemiyorlar mesela. Haklarda. Aslında benim dizim ağrımadı ama 6-7 sene önce bacağımı kırmıştım, bilemi kırmıştım. Doktor dedi ki bana şey yapmıyor. İnşallah dedi paça çorbasından nefret etmezsin ya da şişmesine dedi paça çorbası tavsiye edeceğim. Doktor ben hemen bunu bilseydim bacağımı daha önce kırardım dedim. Hadi deneyelim istersiniz. Evet, bütün olduğu için o jelatini başka bir yere kaybolmuyor kuzu ayağında. Yani kelle paçaya göre bence daha faydalı. Ben kelle paçadan çok ki onda paça yok paça çorbasını severim evet. Ayak paça. Benim favorim budur. Da çok güzel, gayet başarılı yani gerçekten iyi terbiye edilmiş. Bir de bir şey var yani bunu yapmak bile bence başlı başına bir takdir alması gereken bir uğraş. Bu çünkü kolay değil, meşakkatli. Buranın aklımda kalan spesiyalleri bunlar. Evet. Hatırlıyorum soğan kebabı, tandırı. Beğendiyse iç pilavı. Evet. Bunları deneyeceğiz. Etiniz iyiyse, kullandığınız soğanınız iyiyse esasında çok anormal baharata gerek olmadan yemek de gayet basit bir şekilde güzel çıkabiliyor. Tencere yemeği yani. Tencere yemeği. Mesela bazen diyorlar ki yok siz buna bir şey katıyorsunuz diyorlar. Tuz herhalde bir tek katıyorsunuz. Evet tuz var tabii ki. Yani. Şey
Hani diyorlar ki bunda başka bir şey var. Siz bunu başka bir usulde pişiriyorsunuz. Yok, aynı pişiriyoruz ama hani aldıkları ete çok özen göstermedikleri için bazen hani o farklılıklar oluşabiliyor. Dur bakayım, ben de dedim başka bir şey varmış. Deneyip ben o gizli şeyi bulacağım. Kullandığınızı, ne yaptığınızı. Hadi deneyelim bakalım. Deneyelim. Bana göre soğanla kuzu eti birbirleri için yaratılmışlar. Kesin, %100. Kesin, çok şey yok. Bu karamelize değil, daha hafif yapmışsınız. Evet. Yani bunu daha fırında, daha ne bileyim şey yapılabilir. Üstü, ben seviyorum onu yani böyle iyice karamelize olmuş, fırınlanmış. Onun şeyle fırınlanmış falan. Bu daha tencere öğlen hafif bir yemek. Tam esnaf lokantasında aslında beklenen yemek. Dediğiniz gibi yani... Onun dışında kekik işte yani, kekik orta zaten gözüküyor öyle. Şöyle bakın, şurada şey, ben ilk defa ben buldum diyeceğim. Kekik var bunda. O arada kamerada gösteriyor. Kekik koyuyoruz, evet. Evet, bunun dışında şeyde gayet güzel. Yani... Piştikten sonra çok az bir kekik atılıyor. Yani içinde kekik de pişmiyor ama piştikten sonra ocaktan alınca biraz kekik atıyoruz. Çok hoş. Şimdi isterseniz daha böyle karamelize olmuş bir ete geçelim ondan. Fırın dedik, daha yağlı, daha karamelize olmuş. Böyle yağ içinde şeyle kuzu tandırması yanında kekik. Yani çok lezzetli, yalnız söyleyeyim. Teşekkür kaşarı ederim. Şeyle geldi, lezzetli. Pilav, ya daha iyisini yedim. İç pilav olarak öyle şey yaptım ama kuzu hala güzel. Hatta şaşırdım çünkü epey biz geç geldik. Kuru değil, bayağı gevrek. Evet, evet. Gevrek yani şey değil, süt kuzusu diyemem hani şeyde. Ama kesinlikle sertleşmemiş. Bayağı kuzu lezzeti, hele o güzel incecik yağ tabakası çok çok güzel ya. Olağanüstü altında. Hatırlıyorum sizin güzel de bir yıllar oldu. Bakın sizden sonra... Yediğimi hatırlamıyorum. Şekerpare yemiştim, evet, burada. Evet. Aynı tarifte devam ediyoruz. Evet. Ben de ciddi söylüyorum. 15 senede şekerpare yemiyordum. Ciddi 15 sene. Evet, o güzeldi çünkü. Onun tadı bozulsun istemedim. Tamam, hadi şimdi 15 sene sonra tekrar deneyim şekerpareyi. Aynen, devam edelim. Devam edelim. Bunda sadece tereyağı kullanılıyor şimdi. Evet, şekerpare... Yani, 15 sene oldu dediğim gibi şey, hafızam aklımda kaldı gibi, niye sevmiştim? Açıkçası şunu söyleyeyim, şekerpare çok seven biri değilim. Evet. Çok sevmemeli dedim, çok yumuşak oluyor, evet, ve çok şerbetli oluyor, evet, genelde. Evet. Genelde öyle. Burada aşırı şerbetli değil, evet, lezzetli ve dokusu daha kıtır ve adeta daha un helvası gibi diyeceğim, evet, neresi. Lezzetini alıyorsunuz. Hani şekerpare geliyor. Evet. Pare pare oluyor ağzınızda. Evet. Hatta çayda içtiğiniz zaman çok da lezzetli oluyor. Doğrudur. Kurabiye kıvamında ama biraz, aynen, şerbetlisi. Aynen. Biraz. En önemli şey referans noktaları. Evet. Referans noktaları doğru olursa bir kere iyi kötüyü kovar ama insanlar kötüye alıştığı zaman da kötü iyi kovuyor ve bir süre sonra iyi ortadan kayboluyor. İyi kayboluyor. Burada siz şekerpare geleneğini saklıyor. Bu referans noktası olarak durmaya devam ediyor. İnşallah başkaları da deneyip fikirlerini bize bildirirler. Bildirirler inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizi ağırlamak çok büyük zevkti. Kadıköy bugün beni gastronomik açıdan çok mutlu etti. Üç farklı yerde çok güzel yemekler yedik. Bunları birbiriyle kıyaslayamam. Elma ile armut olur, hepsi farklı. Bunların bir tanesi pideydi. Söyleyeceğim tek şey, hiçbir şeyi değiştirmesinler. Yani iyi pide nasıl olur onu gördük. Yediğim üç pidede kıymalı olan, açık peynirli olan ve tophane çok çok iyiydi. Özellikle tophane. O tereyağıyla basit gözüküyor ama olağanüstü bir lezzet. Yani bana göre deseler ki hani son yemin olsa neyle başlarsın? Hani tek bir yemek değil diye birçok şeyi ilk yiyeceğim. Önce derim o tophane pide ama bir de onun üstüne düşünüyorum. Bu meşhur alba trüfü denen beyaz trüf olsa zamanında Kasım ya da Aralık ayları. İşte bu tam benim hedonistik diyeceğim bir başlangıç olur yemeğe. Bir diğeri gerçekten olağanüstü. İki genç şef bence kendi yorumlarıyla yaftalara bakmayın. Yani şu mutfaktan iyisini bunu yapıyor falan. Kendi damak zevklerine göre çok güzel bileşimlerle harika tabaklar yaratıyorlar. Onların amaçları yaratıcı olmak, ben sanatkarım demek değil. Gerçekten lezzetli yemekler yapmak, kendi sevdikleri tip yemekleri. Çok beğendim orayı. Yani diyebilirim ki
İstanbul'da yani benim kendi zevkime göre Michelin yıldızı versem, Michelin yıldızı vereceğim 3 ya da 4 lokantadan bir tanesi olur orası kesinlikle. Bir başka güzel lokanta, esnaf lokantası, klasik bir esnaf lokantası Kadıköy'de. Burası yani 100 senelik falan bir müessese. Sırları çok basit. Bir, hep aynı insanlar yani hep içten insan kullanıyorlar. Burada çalışan ustalar yıllardır burada çalışıyor. Daha sonra çıraklar usta oluyor. O yüzden kalite değişmiyor. Malzemeye de özen gösteriyorlar. Mesela kuzuları güzel, tereyağları güzel falan. Mesela glukoz kullanmıyorlar tatlılarda. Sadece şeker kullanıyorlar. Gerçekten buna müessese denir işte. Yani bunlar iyice kurumsallaşmış artık.